yaşanan o facianın ardından kaybolan bir işçiyi arama çalışmaları bölgede hala devam ediyor. Patlama anı dışında ormanlık alanda da titiz bir arama yapıldı. Hatırlayacaksınız, işçilerin bir kısmı patlamayla birlikte çevredeki yerlere kaçmışlar, canlarını kurtarmışlardı. A Haber ekibi o çalışmalara katıldı. Kayıp işçi ormanlık alanda aranıyor. Biz şu anda Havai Fişek Fabrikası'nın hemen alt kısmında bulunan ormanlık alandayız. Burada hem AFAD ekipleri hem de UMKE ekipleri yoğun bir şekilde arama çalışması yapıyor. Kameraman arkadaşım da size göstersin. Şu an biz de arama kurtarma ekipleriyle birlikte bu faaliyete katıldık. Sakarya'daki patlamada kaybolan işçi için geniş bir alanda arama çalışması başlatıldı. Oldukça geniş bir alan. Tabii ki ekipler her yeri didik didik arıyor. Her ağacın altını, olası bir ipucu da bulabiliriz düşüncesiyle şu anda görmüş olduğunuz gibi ekipler her yerde arama çalışması yapıyor. Tabii K9 köpekleri de var, eğitimli köpekler de var. İşte bu arama çalışmalarına eğitimli köpeklerin de katıldığını söyleyebiliriz. Ekiplerin bir kısmı patlama bölgesinde, diğer kısmı da çevredeki ağaçlık alanda arama yapıyor. 180 kişilik bir ekipten bahsediyoruz. İşte 180 kişilik ekip arama çalışması yapıyor. Bir yanda UMKE, bir yanda tarafta AFAD ve jandarma ekipleri an itibariyle. Evet, biraz da ses vermek istiyorum ben kendini arama çalışmalarına. Benim soluma geçsin. 1,5 metrelik mesafeler olsun aranızda. Evet, AFAD görevlisinde belirttiği gibi 1,5 metre mesafeyle ip gibi dizilecekler. Ardından hep birlikte bu bölgede arama çalışması yapacak. Sadece Sakarya'dan değil, İstanbul'dan, Bursa'dan, Kocaeli'nden, Düzce'den birçok bölgeden arama kurtarma ekibi geldi. İşte bu arama kurtarma ekipleri bölgede an itibariyle arama çalışması yapıyorlar. Görmüş olduğunuz gibi oldukça kalabalık bir ekipten bahsediyoruz. Arkadaşlar açılalım. Evet. Birer metrelik mesafede kalalım abi. Evet, şimdi hep birlikte aynı anda ormanın üst kısmına doğru arama çalışması yapacaklar. Geniş bir arazi, sadece fabrika arazisi 300 bin metrekarelik bir alanda. Hemen alt kısımları, üst kısımları tamamen ormanlık alan. Evet, tekrar şu an itibariyle arama çalışması başladı. Görmüş olduğunuz gibi ellerinde sopalarla ağaçların altını, çalılıkların altını tek tek didik didik arıyorlar. Çünkü küçük bir ipucu dahi oldukça önem arz ediyor. İşte şu an ortak bir arama çalışması yapılıyor. Hem AFAD, hem UMKE, hem de jandarma ekipleri tarafından. Görmüş olduğunuz gibi ellerinde sopalarla şu an itibariyle yoğun bir arama çalışması yapılıyor. Tekrarlamakta fayda var. Burası yaklaşık 500 metre uzaklıkta patlamanın olduğu fabrikaya. Ve ekipler ağırlıklı olarak bu bölgede arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Toplamda 180 kişilik bir ekipten bahsediyoruz. İşte bu 180 kişilik ekip an itibariyle arama çalışmasını sürdürüyor. Aslında 3 günden beri bölgede arama çalışması yapılıyordu. Her yer didik didik an itibariyle de aranıyor. Şu an bölgede 180 kişilik ekip arama çalışması yapıyor.